Bir dizi ziyaretler için Kocaeli'ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kocaeli'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partilerle buluşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de bir muhalefet sorunu yaşadığını belirterek milletin tüm sorunlarının AK Parti tarafından çözülebileceğini söyledi. Her sorun halloldu, elbette diyemeyiz. Yine çözülmesi gereken sorunlar var. Milletimizin bu anlamda yaşadığı her türlü sıkıntıyı da biliyoruz. Bu sıkıntıları çözecek olan da tek parti AK Parti'dir ve lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dar gelirli vatandaşlarımızın, ücretle geçinen vatandaşlarımızın kimin ne sorunu var? Bunların hepsinin, bunlara gözümüzü kapatamayız. Çünkü siyaseti biz halk için yapıyoruz. Halkın sorunlarını çözmek için yapıyoruz. Bunları da yakından hükümetimiz takip etmektedir. İşte asgari ücret başta olmak üzere vatandaşlarımızın tüm meseleleriyle ilgili inşallah sorunlarını da çözecek olan AK Parti'dir ve Cumhur İttifakı bu anlamda sorunları çözerek yoluna devam edecektir. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti değişimci partidir. Hayatın değişimini, insanların ihtiyaçlarının, beklentilerinin değişimini ıskalamayan bir partidir. O yüzden reformlarımızı da sürekli kesinsiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belgede de bunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve nitekim geçtiğimiz hafta ihtisas mahkemelerini kurmuş olduk. Özellikle Kocaeli'de finans merkezi, sanayi merkezi artık finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri, yine çocuk mahkemeleri, vergi suçları mahkemesi, finans suçları mahkemesi gibi ihtisaslaşmaya yönelik çok önemli adımları attık ve bunları da vatandaşlarımıza dokunan tüm çalışmaları yapacağız. Daha önce yargısal aktivizmle siyaset yerine kendi düşüncelerini, anayasa yerine kendi ideolojilerini dayatan yargıdan artık güven veren yargıya doğru adım adım ilerliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnanıyoruz ki 2023'te artık güven veren bir yargıya doğru tüm vatandaşlarımızın yakından hissettiği bir neticeyi hep birlikte inşallah gerçekleştirmiş oluruz. Türkiye'nin güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürümesinden rahatsız olanlar var. Ve bu rahatsızlıklarını esas itibariyle de belli polemiklerle, belli söylemlerle yapıyorlar. Muhalefeti bakıyorsunuz, Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir proje, bir Türkiye'yi nereye götüreceğiz, nereden alıp nereye taşıyacağız diye hiçbir mefkure, hiçbir vizyon yok. Tek vizyonları, tek vaatleri Recep Tayyip Erdoğan düşmandı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Peki ne vaat ediyorsunuz? Hiçbir şey vaat etmiyoruz. Ülke ne olursa olsun. Tayyip Erdoğan nefreti, Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka projesi, vizyonu olmayan bu anlayışa milletimiz hiçbir zaman asla ama asla destek vermeyecektir. Türkiye'nin